Merhaba sevgili dostlar. Yine Fernbus Simulator'dayız. Birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle 1.18 güncellemesi geldi Fernbus Simulator'a geçtiğimiz hafta. Bununla beraber çok büyük değişiklikler yaşadı Fernbus Simulator aslında. Biliyorsunuz birçok konuda şikayet etmiştik. Birçok konuda grafiklerle ilgili, optimizasyonla ilgili sıkıntılarımızı dile getirmiştik. Hem buradan hem de Steam'den. Görünen o ki TML Stüdyo dikkate almış eninde sonunda. Yani çok şükür. Bayağı bir geç oldu aslında. Ama en azından şu anda oyunu oynanılabilir hale getirdiklerini düşünüyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Bu seferlik yine Kamil Koç skinini kullandığımız Neoplan'ımızı seçtim. Bundan önceki videomuzda çünkü Comfort Class kullanmıştık. Daha doğrusu Setra. Oyun içindeki ismi Comfort Class'tı. Bayağı bir zamandır bunu kullanmıyorduk. O yüzden dedim bu seferlik bu işi yapalım. Geçen sefer aynı zamanda hani harita açmasına devam ediyorduk. Şöyle göstereyim haritamızı da. Geçtiğimiz bölümden hatırlayanlar bilecektir. Şu Zürih'ten biz Bern'e gitmiştik. En son aracımız da Bern'de kalmıştı. Şu anda da Bern'deyiz zaten. Bu sefer de Bern'den Genf'e gideceğiz. En uç noktaya gidiyoruz. İsviçre'deyiz. Bir önceki güncellemede gelmişti Avusturya, İsviçre. Harita genişlemesi devam ediyor hala. Genf'e gideceğiz. Yolumuz biraz uzunca. Yani Zürih'ten Bern'e kıyasla biraz daha uzunca. Aracın içine girmeden önce bu güncelleştirmeler nedir? Onun bir üzerinden ufaktan geçelim. Neler yapmışlar, neleri değiştirmişler? Onları biraz üstünden geçip ondan sonra yolculuğumuzu yapacağız. Öncelikle fiziklerde değişiklikler oldu. Ne gibi değişiklikler? İşte tüm otobüslerin sürüş fizikleri güncellendi. İşte yamaç, tepe, yokuş gibi yerlerde hızlanma ve yavaşlama sorunları giderildi. Bu Comfort Class'lar yani Setra olan otobüsleri de ilk hareket ve durma hataları vardı. Hatırlarsanız büyük ihtimalle bunun sıkıntısını çok kişi çekti. Hatta böyle bir anda kalkamıyordu. Işıkta bekliyorduk falan. Işıktan kalkana kadar yeniden ışık yanıyordu falan gibi sorunlar yaşamıştık. Artık daha hızlı kalkıp daha hızlı durabiliyor Comfort Class otobüsleri. Hızlanmayla ilgili sorunlar düzeltildi yani. Sonra grafiklere geçelim. Grafiklerde ne gibi değişiklikler oldu? Tüm çevre, manzara, landscape yani kaplamaları düzeltildi. İşte tüm bitki örtüsü ve yeşil alan sistemi düzenlenmiş. Gökyüzü, renk ve ışık aydınlatma sistemi de güncellenmiş. Post processing güncellenmiş. Ve küçük görüntü hataları düzeltilmiş. Bunun dışında grafiksel kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler olmuş. Onlar da dünya haritasındaki simge ve şehir isimleri yakınlaştırmasında bir sorun vardı. O düzeltilmiş. Şehir isimleri başka dillere çevrilebilir hale getirilmiş. Daha önce böyle bir düzen yokmuş. O yüzden modderlar şehirlerin isimlerini değiştiremiyorlarmış. Ve hatta modu da geçtik. Bu Steam'deki dilin ne kullanıyorsan onu veriyordu normalde oyun size. Oradaki bazı hatalar vardı. Şehir isimleriyle ilgili. Onlar düzeltilmiş. Oyuncu otobüs dışındayken mini haritayı görebilecekmiş artık. Yani bu mini harita dediğimiz şeyde çıkanlar var ya. İçeriye girdiğimizde hani sağ alt köşede çıkan harita işte onu söylüyor. Onu artık otobüsün dışındayken de kullanabilecekmişiz. Gerçi çok işimize yarayacağını düşünmüyorum ama neyse önemli değil. Ne vardı başka? Yine otobüs dışındayken dünya haritası ve mini haritada aracın bulunduğu yeri görebilecekmişiz. Şimdi bu farklı bir şey. Şimdi araçtan indik. Sağ alt köşede bir mini haritamız var. O mini haritada aracın bulunduğu yeri ikonla gösterecek. Dünya haritasında da öyle tabi. Çok büyük bir değişiklik sayılmaz. Bunun dışında da çok basit bu FPS dropların sebebini bulmuşlar sanki gibi bir durum var. Bu yüzden performans iyileştirmesi yaptıklarında belirtmişler. Şimdi bize yayınlanan, güncellemede yapıldığı söylenen şeyler bunlar. İşte bu sürüşler, fizikler falan filan ne kadar değişti bunu şimdi göreceğiz hep beraber. Önce şöyle bir aracımıza ilerleyelim. Neoplan Skyliner'dayız. Güzel. Yalnız şu üst taraftaki aynayı kapatalım. Buna hiç gerek yok. Tamam. Bir de şu bu harita neden görünmüyor ona bir bakalım. Grafik diyelim. Ayna diyelim. Pap. Ayna kalitesi orta. Biraz daha yükseltelim. Yüksek diyelim bari şunu. Gerçi bu biraz fazla şey yiyor ama ne yapalım? Yani neyse. Güzel geldi. Z'ye basalım. Evet. Şimdi air condition için şöyle de bakalım neydi bu? Aküller açık. Wi-Fi'mizi açtık. Mutfağımızı açtık. Güzel. Tuvaleti açtık. Okuma ışıklarını açtık. Yolcu ışıkları, yolcu monitörünü açtık, klimayı açtık. Güzel. Şimdi klimayı da 18 derece sıcaklık iyidir herhalde. Daha sıcak olmaya hiç gerek yok. Geçelim buraya. Bu neymiş? Konforlu sürüş, havalı korna, aksla ilgili bir işimiz yok. Voltajı açtık. Seyir kontrolünün sonrasında navigasyonu açtık. Hop yavaş, o kadar değil. Şöyle. Araç ışıklandırmasını açtık. Isıtmaya hiç gerek yok aslında da. Tamamdır. Evet, böyle devam edeceğiz. Şimdi frenimize basalım. Vitesimizi atalım. El frenimizi indirelim. Hadi bakalım. Yalnız daha önceki güncellemede bir şey gelmişti, hatırlarsanız. Onu biz buna hiç uygulamadık da. Şöyle biraz geride duralım. Gibi oturmuşuz. Tamam. Bu kadar yeterli. Tamamdır. Bu iyi işte böyle. Sinyalimizi verelim. Ama yanlış yere döneceğiz tabi. Sola dönecekmişiz. Güzel. Daha önce söylemiştim. Ben şu soldaki aynayı görmezsem, pardon, sağdaki aynayı görmezsem gidemiyorum ya. Gerçi şu anda da sol aynayı görmüyorum ama neyse. Bu Neoplan'da soldaki aynayı göremiyorum maalesef. Bakalım. Yolda bize sıkıntı çıkartırsa artık biz başka bir çare bakacağız o zaman. Soldaki sanal aynayı da açmak durumunda kalabiliriz. Şimdi bu dörtlüler neredeydi? Onu bir bulalım. Dörtlü, dörtlü. Dörtlüler. Heh, buldum. Heh, süper. Tamamdır. Şimdi inelim. Tamamdır. Şimdi burada bekleyen yolcuları bir bakalım bakalım. Tamam. Salut, das Ticket. Bitte schön. Ciao. Salut, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Ulan bir de bunlar İngilizce konuşuyor. Bitte schön. Ciao. Hello, ist das gültig? Danke sehr. Sadece Almanca seslendirme var. Guten Tag, das Ticket. Bitte schön. Sehr freundlich. Salut, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Genf, ablacığım, Genf'e gidiyoruz zaten ya. Ah ah. Kontrol etmeye gerek yok aslında. Genf'e gidiyoruz işte de. Cool. Tamam hadi. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Vay be, bayağı bir yolcu alıyoruz galiba. Teyzeciğim, Genf dedik ya. Bak iki önümdeki kadın Genf'e gittiğini söyledi. Biz de okeyledik. Çözün artık kendiniz şunu ya. Salut, das Ticket. Cool. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. İnşallah yanlış çıkmaz hiç. Hello. Hepsini almak istiyorum. Çok güzel. Hadi. Rekora doğru gidiyoruz. Oo, hadi. Bu da olursa var ya. İlk defa yanlış otobüs olmadan gitmiş olacağız. Heh. Vallahi bütün yolcuyu aldım yemin ediyorum. Süper abiciğim. Evet. Şimdi önce kardeşim şu duyurumuzu başlatalım. Önemli bir şey. Bunu yapacağız. Şu Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. Ha, bitmemiş daha. Bitsin, konuşmama devam edeceğim. Yani onu dinlediğimden değil, benim konuşmamla karışıyor. O sebeple. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com. or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling. Böyle küçük droplar hala sürüyor tabii. Gördüğünüz gibi bir ara takıldı. Bazı yerlerin hala fixlenmesi lazım. Evet, duyuru bitti. Şimdi ne diyorduk biz? Diyorduk ki bazı ayrı trafikler hatalıydı. Onlarda da bazı düzeltmeler oldu. Mesela şu demin dönerken görmüş olduğunuz gibi işte yol vermeler, işte aracın burnunu çıkarttığınız zaman aniden durabiliyor yapay zeka. Yani biraz güzelleştirmeler, değişiklikler var. Yani yok değil. Sonra bu force feedback'in gelmesi güzel oldu. 900 derece direksiyon desteğinin gelmesi iyi oldu. Yani kayda değer birkaç güzel değişikliği yapmaya başladılar ama bizim bütün sıkıntımız neydi aslında? Bütün sıkıntımız şuydu. Bu adamlar oyunu çıkarttığında bunların hiçbiri yoktu. Yani hiçbiri yoktu dediğimiz şeyler biz simülatörü simülatör yapan şeylerdi. Yani simülatör olması için olmazsa olmaz olan şeyler vardır ya, işte onlar yoktu bu oyunda. Yani aradan 1 yıl, 1,5 yıl geçmiş oyunu çıkartalı, daha şimdi bitiyor. Yani bu bağlamda baktığımızda bu oyunun 1,5 yıl önce erken çıktığını söylesek hiç de yanlış bir ifade kullanmış olmayız aslında. Değil mi yani? Yani şu anda otobüsler oyun kendine şu anda geldi. Daha yeni oyun kendine geldi ya. Çok garip gerçekten. Ha, şu anda oyun alınıp oynanır mı? Oynanır. Evet, şu anda alıp oynayabilirsiniz aslında. Tavsiye eder misiniz? Şu haliyle tavsiye ederim. Performans sorunları düzeltilmiş ama az önce gördüğünüz gibi arada bir drop, FPS drop yaşamanız mümkün. Ama evet, yani şu haliyle oyunu pekala tavsiye edebilirim. Hani sonuçta map de genişledi, performansı da iyileştirdiler. Özellikle bu 1.18 güncellemesiyle bayağı şeyler yapmışlar gerçekten. Zaten bu güncellemenin ismi, Fernbus biliyorsunuz her güncellemesine bir isim koyuyor. Bu güncellemenin ismi Visualized. Yani tamamen görüntü güncellemesi adını vermişler. Visualized demişler yani. Fernbus Visualized oldu ismi yani. Ben biraz yavaş gidiyorum. Sıkıntı değil. Hız ihlali yapmaktan daha iyidir. Resmen sol aynayı görmeden çıktım ya. Yani evet. Hani bu bitki örtüleri falan filan da değişmiş. Gayet hoş görünüyor şu an itibariyle oyun. Yani şu anda eğer FPS'yi soracak olursanız 30 ve üzeri FPS'yi alabiliyorum. Yani üzeri derken aralığı şöyle, bazı yerlerde 45-60, bazı yerlerde, ama en düşük 30 FPS alıyorum. Yani bazen hani birden bire 1'e iniyor ama o yani benim standart FPS'im sayılmaz tabii o. O bir bug biliyorsunuz. Eski videolarımdan bilenler bilir, söylemiştim daha önce. Logitech'in G27 modelini kullanıyorum. Eski bir direksiyon setidir. Ama benim de en çok sevdiğimdir. Çünkü hani G29 falan da kullandığım zamanda sanki yani kimse beni yanlış anlamasın da onlar sanki bu G27'den daha iyiymiş gibi gelmedi bana. Çok enteresan. Bilmiyorum. Belki çok alıştım. Belki yadırgıyorum. Yani o yüzdendir böyle geliyordur bana falan ama yok. Yani o sanki bir oyuncak gibi geldi bana. Bir kere o direksiyonun bütün kontrollerin o direksiyonun üstüne konma mantığını ben çözemedim. G27'de biliyorsunuz vites kutusunun üstünde 8 tane sabit tuş var. Ve aynı zamanda hotkey de onun üstünde. İleri geri sol sağ gibi mesela. Yani onların sabit kalmış olması çok daha iyi. Şimdi G29'da ve 920 serilerine dikkat ederseniz her şey direksiyonun üstünde ya. Ya şimdi her düğmenin de dönmesi iyi bir şey değil. Yani nasıl bir şey, dönmesinden kastım ne? Siz bu direksiyonu çeviriyorsunuz. Düşünün 90 derece direksiyonu döndürdünüz. Ama direksiyonun üzerine atadığınız bir düğmeye basmanız lazım o anda hareket halindeyken. Direksiyon 90 derece sola döndü diyelim. O düğmeyi nereden bulacaksınız şimdi? Sola döndürdünüz, düğmenin yeri değişti. Elinizin alıştığı yer orası değil ki artık. Yani sürekli dönen bir şeyin üstüne o kadar düğmeyi sığdırmaya çalışıp bu direksiyon setindeki vites kutusunu bomboş bırakmak akıl kârı bir iş değil bence. İşin aslı hani yerden de tasarruf etmiş olmuyorsun ki. Direksiyon kutusunu zaten insanlara veriyorsun. Yap ona bir panel. Oraya bütün tuşlarını ata. Direksiyon boş kalsın. Şimdi bunu niye yaptılar size söyleyeyim mi? Normalde hani eskiden G27 aldığınızda vites kutusuyla beraber alıyordunuz ya, 3 parçalı olarak, işte direksiyon simidi, vites kutusu ve pedalları. Şimdi G20, 29'u ve 920'yi parça parça alıyorsun ya. Adamlar artık işin ticaretini hani bokunu çıkarttı. Yani yok böyle bir şey. Adam direksiyon simidini ayrı satıyor. Vites kutusunu ayrı. Pedalları ayrı satamıyordur herhalde, değil mi? Yani direksiyon setini aldığın zaman en azından vites şeyle beraber direksiyon simidini aldıysan herhalde pedalları veriyordur. Yok bu da sadece direksiyon simidinin parası, pedal yok diyecek halleri yok herhalde. En azından o ikisini veriyordur ama ben şu mantığı anlamıyorum. Vites kutusu neden ayrı satılır ya? Set lan bu. Set değil mi? Adı set. Bilmiyorum. Benim orada ayarımı bozuyor Logitech. Yani bayağı bir zamandır gıcık oluyordum. Şimdi daha da çok gıcık oluyorum. Bilmiyorum ya. Bana etik gelmiyor gibi klişe bir laf kullanmayacağım. Üstüne üstlük daha abartıp diyeceğim ki sinirimi bozuyor. Etik değil artık bu, şerefsizlik yani. Yok böyle bir şey ya. Çok kızıyorum çünkü ya bir düşünün, G27 aldığınız fiyata sadece direksiyon simidini veriyorlar şu anda ya. Yani düşünsenize, vites kutusu alacaksın, dünya para daha vereceksin üstüne. Niye? Nasıl ya? Hani bu bir Avrupalıyı etkilememiş olabilir diyeceğim de, ya Logitech'in forumları bu politikalar yüzünden yabancılar tarafından eleştirildiği kadar da kimselerden eleştirilmedi. Yani Türkiye'deki doların durumu zaten malum. 1 dolar 4.7 TL yapıyor zaten Türkiye'de şu anki kurla. Yani 30 Haziran'dayız. Şu anki kur ya yaklaşık 4.7 falan gibi bir şey. Hani bizde zaten almak hayal gibi bir şey oluyor. Ya millet şu oyunu alacak parayı bulamıyor. Sen G27'den bahsediyorsun, G29'dan bahsediyorsun diyeceksin. Haklısın. Böyle diyeceksin. O konuda haklısın. Neden haklısın? Çünkü oyunun parası zaten millet veremiyor ki. Ya bu konular biraz derin. Sıkıntımız çok. Oyuna girdik, kalkmışız burada para biriminden, dolar kurundan falan bahsediyoruz. Aslında bunu yapmamamız lazım ama hani memleketin durumu o kadar tuhaf ki şu an oyun videosu çekerken bile aklının bir köşesinde hep o duruyor. Niye? Sahip olamıyorsun çünkü. Tamam, hani benim var da benim gibi oynamak isteyip de alamayan bir sürü de insan var. Niye alamıyor arkadaş o? Yani o arkadaşımız niye alamıyor? Onun günahı ne? Ya ne bileyim. Eşit değiliz. Ne oluyor ya? Biz ne taraftan gideceğiz? Buradan herhalde. Yani arkadaşlar tabii doluyuz bu konuda biraz. Hep beraber doluyuz da. Çözümü basitti ama olmadı bu sefer de maalesef. Para birimi falan filan derken herhalde biz Bern'e geldik, iyi mi? Yani bir dahaki videoyu Comfort Class'la çekelim. Setra yani aslında. Bern'den dönüş yapalım. Hatta Bern'den Zürich yapalım. Yani bir daha yok Bern diyorum yani, ne Bern'i? Aha, kaçırdık. Yani diyeceğim o ki maalesef böyle bir durumdayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Logitech'e niye kızıyorum? Logitech'te ürünlerini parça parça satmaya başladı. Önceden böyle değildi. Settir kardeşim. Ve bu direksiyon seti 3 parçadır kardeşim. 3 parçayı adam gibi sat. Nedir lan bu? Öyle saçma şey mi olur? Şu dışarıya çıkalım bir. Dışarıdan bakalım. Dışarıya çıktığımda sol sinyal üst sol köşeden görünüyor. Ama alt taraftaki pek görünmüyor değil mi? Az görünüyor değil mi? Evet. Aynen. Baksana şuraya. Minicik bir şey yanıp sönüyor. Heh. Yeşil yandı. Buradan sola döneceğiz herhalde ya. Überpünktlich. Es ist ja kaum zu glauben. Süper. Şöyle yapalım. Şimdi bu dörtlerimizi de açalım bir. Grafikler 10 numara. Evet arkadaşlar. Fernbus Simulator'daki işler biraz düzelmiş. Videonun ortasında söylediğim gibi tavsiye eder misiniz artık diye sorarsanız evet tavsiye ederim. Çünkü hani zaten grafikleriyle ilgili bir sıkıntı yoktu. Grafikleri düzelmiş dediğim bu FPS dropları düzelmiş aslında. Ya çıkan otobüs DLC'leri zaten güzeldi. Bakın burada Metro Suit arabası falan var. Çünkü ben Man'ın falan şeylerini indirmiştim. Türkiye paketlerini. Bakın Pamukkale falan duruyor burada. Man'ın yine. Bir ara Man'ı da kullanalım ya. Biz Man'ı hiç kullanmıyoruz. Bu oyunla beraber gelen idi. Değil mi? Bak burada Kamil Koç'un bir tane de şeyi var. Man mı bu? Bu da Man herhalde ya. Evet bu da Man. Man falan da kullanalım ya. Bir dahaki bölüm hani ben Setra dedim ama yani Setra ile biz Neoplan üzerine gidip geliyoruz sürekli ama Man kullanalım ya bir dahaki videoda. Yani eğer yorum yapmak isterseniz siz seçin. Comfort Class yani Setra, Man ya da Neoplan. Hangisini istiyorsanız yazın. En çok hangisi istenirse biz de onu kullanırız. Olur mu? Tamam. Size son güncellemeden bahsettik. Yeni çıkan DLC İsviçre ve Avusturya'nın map'teki yerlerini açıyoruz. Genf'i az önce açtık. Bir dahaki bölümde buradan Genf'ten uzun bir yolculuk yapıp ya Zürih'e ya da Luzern'e gidelim. Zürih'e gidelim. Buraya kadar gelmişken Zürih'e gidilir tabi. Diğer yerleri açtık zaten. Açılmamış olan şu anda İsviçre tarafında hiçbir şey yok. Sadece açılmamış olan işte burada Avusturya var. Ve Salzburg, Linz, Polen mi? Evet. Graz, Vienna. Oraları da açacağız. Burayı bitirdikten sonra Genf'ten Zürich'e gittikten sonra burası neresi? Açmadığımız bir yer mi burası? Yok açmışız tabi. Buradan belki de Zürih'ten direkt Salzburg'a gideriz. Upuzun bir yol olur. Ve serimizdeki en uzun yolculuğumuzu yapmış oluruz aslında. Peki tamam lafı yine çok fazla uzatmayalım. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.